Küçükçekmece Gölü'ndeyiz. Van'a falan gitmedik, burada yakında. Küçükçekmece Gölü'ndeyiz. Yıllar öncesinde, yakın zamanda bir sandal görüyoruz. Sandalda iki arkadaş. Biri kürek çekiyor, öteki karşısına oturmuş, geziniyorlar. Zülfü Livaneli ve Yaşar Kemal. Sandal kiralamışlar, geziyorlar. Konuşuyorlar, tartışıyorlar. Zülfü Livaneli'nin aklında o edebiyatın balinasının dev eseri Yer Demir Gökbakır'ı sinemaya uyarlamak var. Olur mu, olmaz mı? Zülfü Livaneli haklı olarak o dev insanın karşısında biraz çekimser. Yapabilir miyim abi? Yaşar Kemal bu. Yaparsın tabii. Olur mu, olmaz mı? Sandalda bir şüphe var. O sırada Küçükçekmece Gölü'nden bir balık çıkıyor da sandalın içine düşüyor. Kısmet. Zülfü Livaneli'nin haritasını okumaya şimdi de Nükhet Duru geliyor. Anlatmak isterdim ama silinmiş, neredeyse bir şey kalmamış. Çok eskiden, çok tam gençlik yıllarımda bu bulanık anıyı anlatmak isterdim. Ağustos'taydı, Ağustos'ta, Ağustos'ta bir akşam. Gözlerini hatırlıyorum biraz, sanırım mavi.